Günaydın Türkiye'm. Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Bugün gününüz de güzel olsun. Bugün seçim günü, bugün sandık günü. Yani bugün mühür sizin elinizde, biliyor musunuz? Süleyman sizsiniz kardeşim. Yeter ki mühürü gidin sandığa, istediğiniz yere basın. Şuna buna değil, istediğinize. Kimi istiyorsanız ona basın ama mutlaka sandığa gidin. Sandığa gittiğinizde de ya oyumu attım, benim işim bitti de demeyin. İşte o oya, o sandığa sahip çıkmak lazım. Bu bir. Ve bugün siyaset yok. Bugün biz bize siyaset kadar elbette önemli sayamazsınız. Türkiye'nin yönetimiyle, denetimiyle ilgili değil diyeceksiniz. Ama şöyle bir söz var. Şöyle bir söz var. Dünyada mekan, ahirette iman diye bir söz var. Bugün biz dünyada mekan konusunu konuşacağız. Ama konuşmadan önce hemen bir İstanbul'a bağlanmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da Dilek Doğan kardeşimiz şu an İstanbul Beşiktaş'ta bize bu seçimin ilk anlarıyla ilgili bulunduğu yerden haberler aktaracak. Evet, sevgili Dilek Doğan'ı dinliyoruz. Evet, şu anda İstanbul Beşiktaş Büyük Esma Sultan Ortaokul önündeyiz. Vatandaşlar gencinden yaşlısına kadar sabah 8'den itibaren oylarını vermeye başladılar. İstanbul'da yaklaşık 29 bin sandık kuruldu. Yaklaşık 10 milyon da vatandaş seçmen var. 10 milyon kişinin seçime katılacağı söyleniyor. Aynı zamanda bu sene seçimlere katılımın daha da fazla olacağı söyleniyor. Bundan başka alkol yasakları var İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde. Bugün alkol yasakları, alkol satmak da yasak olacak. Şimdi isterseniz vatandaşlara da mikrofonu uzatalım, bakalım katılım nasıl olacak? Merhabalar. Merhabalar. Oy vermeye geldiniz. Evet, oy vermeye geldim. Sabah erkenden oyumu kullandım. İnşallah bu dönem daha yüksek bir katılımla oy verme işlemi devam ediyor şu an için. Sabah 8'de ben gelmeme rağmen daha erken gelen vatandaşlarımız bekliyorlardı. Daha sandık kurulları oluşmadan. Yani herkes duyarlı. Bu seçimde ülkemizin demokratik, layık, hak ve hukukun egemen olduğu bir seçim olmasını temenni ediyorum. Katılım bayağı yüksek. Bir önceki referandumdan daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Evet, sabah 8'den beri buradasınız herhalde. Evet, nasıl sizce izlenimleriniz? Ya, çok güzel bir ortam var. Hiçbir olay yok şu an için. Sorun yok. Hiçbir parti görevlileri birbirleriyle tartışmıyor. Aksine yardımcı oluyorlar birbirlerine. Yani demokratik bir seçim bizim bölgemizde şu an devam ediyor. Güvenlik nasıl? Güvenlikle ilgili bir problemimiz yok. Memur arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Yani normal bir şekilde seçimimiz yürüyor şu an için. Evet. Vatandaşın yüzü gülüyor. İsterseniz biraz daha sormaya devam edelim. Merhabalar. Oy vermeye mi geldiniz? Evet. Oy vermeye geldim. Nasıl sizce katılım? Yüksek, bayağı yüksek. Bu sene dikkat ettim, yüksek var. Hayırlısı neyse olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlısını diliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Oy vermeye geldiniz herhalde. Evet. Sabahtan beri geldim. Oyumu verdim. Şimdi de oturmuşum bahçede. Gelen gideni izliyoruz. Kaçtan beri buradasınız? Saat 8'den beri buradayım. Nasıl sizce katılım? Katılım çok güzel. Biraz Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın olduğu bölgeler, yani bu tip yerler katılımlar yüksek olur. Bu sene katılım yüksek görüyorum. İnşallah iyi olur. Teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi okullar doldu taştı diyebiliriz. Merhabalar. Merhaba. Oy kullanmaya mı geldiniz? Hayır, ben burada üyeyim. Öyle mi? Nasıl sizce katılım? Güzel. Şimdilik geliyorlar ama öyle şey yok. Bir durgunluk yok. Durgunluk yok. Güvenlik önlemleri alındı. Evet, hepsi güzel. Şu anda sorunsuz bir şekilde devam ediyor seçim. İnşallah hep böyle gider. Sıkıntısız, sorunsuz gider. Teşekkür ediyoruz. Evet, vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. İstanbul Beşiktaş'taydık. Saat 5'e kadar oy verme işlemleri devam edecek. Şimdilik sözü tekrar size bırakıyoruz. Ve teşekkür ediyoruz sevgili Dilek Doğan'a, bize Beşiktaş'tan izlenimlerini aktardı. Oy vermeye gelenlerin düşüncelerini paylaştı. Ama ben dedim ya, bugün biz siyaset konuşmayacağız. Stüdyomuzda Hasan Yalçın stüdyosundayız, onu da hatırlatayım. Bu stüdyo Hasan Yalçın stüdyosu. Hasan Yalçın bir başka değerdi. Kendisini çok özlediğimizi ve saygıyla andığımı da belirteyim. Nereye getirdik lafı? Dedik ki dünyada nedir? Mekan, ahirette iman. İşte biz şimdi bu ahiretteki iman konusu sorgu sual melekleriyle bizim aramızdaki bir iş. Ona kimseyi karıştırmayız, bizim özelimiz, siz de karıştırmayın. Ama dünyada mekan hepimizi. Çünkü
Bebeklikten itibaren anamızı babamızı her konuşmasında biliriz ki aman başımı sokacak bir yerimiz olsun, aman kiradan kurtulalım, aman şu olsun, aman bu olsun derler. İşte biz bu konuyu kiminle görüşeceğiz? Bu konuyu bir uzmanla görüşeceğiz. Uluslararası Emlak Uzmanları eski ikinci başkanı, altını çiziyorum. Uluslararası Emlak Uzmanları eski ikinci başkanı ve Ankara Gayrimenkul Emlak Uzmanları onursal başkanı. Aynı zamanda bir etiketi daha var kardeşimin, gazeteci. Salim Taşçı stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Salim Taşçı. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada mekan ahirette imam. Anadolu'da bir cami de yan yana. Oranın en zenginiyle oranın en fakiri hamallık yapan yan yana oturuyorlarmış. Namaz bittikten sonra dua okuyorlar. Şimdi zengin olan fakir olanın duasını dinliyor. Allah'ım diyor, bana bir ev ver. Bir araba ver. Çoluğumu çocuğumu geçindirecek para ver. Bu sefer o da zengininkini dinliyor. Allah'ım imam ver. Allah'ım beni imanımla öldür. Namaz bittikten sonra dışarı çıkıyorlar. Utanmıyor musun diyor. Allah'tan ev istiyorsun. Araba istiyorsun. Vallahi diyor, herkes kendinde olmayanı ister. Evet, herkes kendinde olmayanı ister diyor. Biz de Türkiye'nin önemli sorunlarından birinin emlak konut olduğunu biliyoruz. Ve sevgili Emin Çolaşan kardeşimin bir yazısında okumuştum. O diyor ki, onun deyimiyle söylersek konut sektörünü Türkiye'de en iyi bilen birkaç isimden biri Salim Taşçı'dır diyor. O nedenle bugün Salim Taşçı'nın bu sektörle ilgili söyleyecekleri çok çok önemlidir. Kulağınızı açın, çayınızı koyun. Eğer oy vermeye gidip geldiyseniz daha bir rahat dinlemeye çalışın. Yoksa bizden sonra oy vermeye gidin. Çünkü bizi dinleyin. Niye? İnşaat sektöründen bahsedeceğiz. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör diye anılıyor. Lokomotif sektör ne demek? Diğer bütün sektörlerin de önüne geçen, onları alan, takan, götüren ve onlardan yararlanan bir sektör. Ve edindiğimiz bilgiler ki eğer benim çok uzmanlık alanıma giren bir konu değil, eksiği yanlışı varsa nasıl olsa Salim Taşçı Bey düzeltecektir. Edindiğim bilgilere göre doğrudan 210 sektörü ve 2100 de yan sektörü ilgilendiren bir sektör bu sektör, inşaat sektörü. Ve bu sektör şu an Türkiye'de de kentsel dönüşüm adı altında bir ciddi uğraşıyla, ciddi operasyonla, ciddi düzenlemeyle, ciddi yapımla, inşayla ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. Önce sevgili Salim Taşçı bize lütfen şu inşaat sektörünün bir fotoğrafını çizer misiniz? Son zamanın fotoğrafı şu. Harç bitti, yapı paydos. Nasıl? Harç bitti. Harç bitti, yapı paydos. Bu ne demek? Bu şu demek. 10 büyük vilayette 3,5 milyon konut fazlası oluştu. Eğer 10 büyük vilayette 3,5 milyon konut fazlası var. Müthiş bir rakam bu. Şimdi çocukların elinde balon vardır. İşte yavaş yavaş kaçırıyor balon, hava kaçırır. Bir tanesi şak olsun, yanındaki iğneyi batır, güm diye gider. Allah korusun. Bakınız, Amerika 2 defa battı. Ekonomisi sekteye uğradı. Dünyada karşılıksız para basan tek devlet değil mi Amerika? Buna rağmen 2 defa battı. Hele 2007 krizi. Karşılıksız para basarsa batar kardeşim ya. Tabii. Yani karşılıksız para ve o karşılıksız para da Türkiye ekonomisini alt üst eden bir para, dolar. Hem karşılıksız hem tabii keyfine göre dünyayı al sat. Neyse, konumuz dolar değil, mekan. 2005 yılında Amerika'da o dünya ikinci başkanı seçildiğim toplantıda mortgage sistemini inceledim. Bir kişi gidiyor, ne iş yaparsa yapsın, 50 bin dolarlık. Benim gibi bu sektörün acemilerini düşünün. Mortgage sistemi nedir? Mortgage sistemi, finans kuruluşuna gidiyor, kredi alıyor. Kredi almak. Gidiyor 50 bin dolarlık bir ev alıyor. Finans şirketine diyor ki 50 bin dolar ver. Amerika'daki o batık sistemi anlatmaya çalışıyorum. Alıyor 50 bin doları. 2 ay geçmeden 150 bin dolara fırlıyor bu dairenin fiyatı. Gidiyor diyor ki finans kuruluna, benim mülküm 150 bin dolar oldu. Bir 50 bin dolar daha kredi ver. Finans kuruluşu veriyor. 1 milyona dayanıyor. Her bir 100 bin 200 bin arttığında
Morgıç'a gidiyor finans kuruluna. Bana bir 50. 750 bin lira alıyor. 50 bin esasında 50 bin dolar aldı. 750 bin dolar krediyi çekti. Morgıç bir morarmaya başladı. Fiyatlar tekrar aşağı 50 bin dolara geldiği zaman evinizi alın dedi. Evi alıyorsun ama 750 bin dolar kredi almışsın. Ondan sonra ne oldu? Konteynerlerde yatmaya başladılar. Ve 2005'te ben bunu incelediğimde geldim. Yine televizyonun birisinde bir 3 saatlik bir açık oturumda benim karşımda da zamanın üst düzey başkan yardımcısı oturuyor. Dedim ki bakın Morgüç dünyayı morartacak. Olur mu Salim Bey dedi. Buyurun dedi. Ben ne attım böyle koydum. Ve ne yazık ki 2 sene sonra dünyayı morarttı geldi. Dedim eyvah dedim Türkiye'ye geldim beyanat verdim. 2-3 gazette manşet oldu olay. Morgüç dünyayı morartacak. Arada biz de varız. Şimdi sistem burada da şimdi. Şimdi o sistemi yani anlatacaksınız. O sistemi buraya getiriyorum şimdi. Şimdi oraya getirin de bu 50 bin liralık daire nasıl oluyor da 100 bin sonra 200 bin sonra 500 bin sonra 750 bin 1 milyon oluyor? Artış gayrimenkule bir saldırdılar Amerika'da. Arz talep meselesi. Yani talep fazlalaştı. Arz azdı, fiyatları artırdılar gitti. Peki sonra ne oldu? Yani binalar yok mu oldu da fiyatlar binalar düştü? Binalar yok olmadı. Bu aldığı 750 bin dolar krediyi ödeyemiyor mu? Ödemeyecek mi? Krediyi ödemeye başladı, zorluğa girdi. 50 bin dolarlık alım gücü varken 750 bin dolarlık bir kredi çekti. Onu da harcadı. Bu sefer evin kredi borcu geldi, ödeyemediler. Ödeyemeyince zincir halkası gibi birbirini takip etti. Fiyatlar dip yapınca aradaki 750 milyon lira uçtu, ev değil. Yok. Ödeyemeyince el koyuldu. Ama talep bu sefer azalıp arz çoğalınca, hani ekonomide kuraldır arz talep meselesi, dip yaptı. Dip yapınca da çöktü. O sistem ne yaptı? İskambil kağıdı gibi bütün dünyaya sirayet etti. İspanya'da biliyorsunuz güneşi bile satıyorlardı. İspanya'da büyük krize girdi. İtalya'da krize girdi. Avrupa'nın çoğu devleti krize girdi. Ve biz de girdik 2007'de. Ayağını yorganına göre uzatmazsan sonuç hüsran olur. Morgıç morartır o zaman diyorsun. Morgıç morarttı, morarttı da. Şimdi bizde şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde 350 bin tane müteahhit var. Adam karpuzculuk yapıyor. Bunlar resmi rakam mıdır? Resmi rakam. 350 bin müteahhit var. Kayıtlı 350 bin müteahhit. Peki her aklını esen aynen her öyle işi yapabilir mi? Yani ben karpuzcu dediniz. Karpuzcuyum, ben kavuncuyum, ben salatalık satıyorum. Veya ben hiçbir iş yapmıyorum, saman ticareti yapıyorum. Ya biraz da inşaat yapayım diyebiliyor musunuz? Ah çok güzel, buraya gelecektim zaten. Evet. Sergi, karpuz sergisi, kavun sergisi iyi gitti. Ya ben müteahhitlik yapayım dedi. Gitti bir arsa buldu. Müteahhitlik yapıyorum dedi. Hiç kimse gel bakalım. Sen bu işten anlıyor musun? Şimdi bazı kesimler vardır ki her şeyi bilir, haddini bilmez. Herkes bildiği şeyi yaparsa iyi bir noktaya varırsın. Karpuzu atıyor. Eski bir teknolojiyle heyhat ki müteahhitin birine etriye demirlerin nedir dediğimde etriye demirleri bu zincir zincir demirlerin tutuş noktalarıdır. Et benim inşaatımda ne geziyor diyor, geri bana soruyorum. Düşünün. Türkiye... Ama normal. Yani işte her aklına esenin cebimde param var biraz da inşaat yapayım. O yarın araba yapmaya da kalkar, gemi yapmaya da kalkar. Aynen öyle. Yüzdüremez. Hat meselesi diyoruz evet, ya. Evet. Almanya'da 3000 tane müteahhit var. Ne acıdır ki... Bizde kaç tane demiştiniz? 350 bin. Salim Bey bunlar resmi rakamlar mı? Resmi kimleri rakamı? Resmi rakamlar. Çünkü 3 bin Almanya'da 350 bin Türkiye. 350 bin Türkiye'de mi? Neden? Şimdi şuradan çıktıktan sonra programdan hadi Baki kardeşim biz de bir inşaat yaparız dediğim zaman yapabiliyoruz. Yok biz yapamayız çünkü cebimizde karpuz parası bile yok. Müteahhitlik yani kanunu yok. Kanun yok. Birlik var, kanun yok. Kanunsuz bir sistem olur mu? Olmaz. Mesela emlakçılık kanunu şimdi 35-40 milyar dolarlık bir sektöre döndürüyor. Emlakçılar arada çark. Kanunu yoktu ama birkaç maddeyle şimdi
kanun demeyelim de kanuna yakın yönetmenlik şeklinde bir takım standart getirdiler. Yok 30 metreden aşağı büron olmayacak. Bunlar çözüm değil. Yani emlakçılık yapmak isteyenler için kurallar mı getirildi? Kurallar getirildi. Yönetmelik kondu. Kanun mu yönetmelik konu da bilmiyorum. Bundan ben. Sonraki yapacak olanların üniversite mezunu olacak. Sertifika alacak. Yeterlilik belgesi alacak. Tabii kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olduğu için geçmişe şamil değil. Okur yazar ilkokul, ortaokul, lise mezunu milletvekili oluyor. Evet. Ama emlakçı olmak için üniversite mezunu olmak lazım. Tabii bazı şartlar oluyor. Başım ağrıyor desin, ilacı versen kutusuyla yutan bir takım yerlere geliyor. Ya bakkal dükkanı açarken bile şartları var. 15 tane imza var mesela bakkal dükkanı açarken. Veya bilmem berber dükkanı açarken. Bazı yerlerde kurallar alabildiğine kırtasiyecilik, bazı yerlerde de demin söylemiş olduğunuz gibi bir şart söz konusu olmuyor. Şimdi eğer bu şekliyle giderse, Allah korusun, biz morguçun morartması değil, simsiyah oluruz. Sebep, kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümü maalesef ransal dönüşüme çevirdik. Türkiye 1999 büyük depremini yaşadı. Kentsel dönüşüm bir ihtiyaç. Ransal dönüşüme döndü işte. Ama ransal dönüşüme dönünce ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Başkalarının cebini doldurmak amacıyla aynen uygulanan bir sisteme geliyor. Aynen. Sistem ne yaptı? Kendini çökertti. Dağ taş kentsel dönüşüm altında gitti. Çok şükür şehirler bittik. Yaylalara, ovalara saldırmaya başladık. Yarın dağların tepesinde evler görürseniz şimdi hiç şaşmayın. Ama o derinlere dalmadan şunu göreyim. Ben epey de dolaşan bir adamım. Geliyorum, gidiyorum. Şöyle yoldan geçerken gerçekten insanın bazen ya dur da şuna bir bak kardeşim diye baktığı ve çok da mutlulukla seyrettiği güzel yapılar, binalar da görüyoruz. Koskocaman binalar görüyoruz. Bunları kim alıyor? Bu lüks kimin için yapılıyor? Ve ihtiyaç sahibi olanlar gerçekten dar gelirli için düşünülen sistem acaba dar gelirli için mi çalışıyor yoksa dar gelirli için değil de bu muhteşem binalar için yapılıyorsa veya kişiler için yapılıyorsa bu nereye kadar böyle devam eder? Siz ne diyorsunuz o muhteşem binalara? Bazı binalar muhteşem. Türkiye'de bir arabesk yapılaşma vardır. Belirli bir program içerisinde binalar yapılmaz. Yani bir Türk mimarisi veya bir Selçuklu mimarisi söz konusu değildir. Yanındaki daha değişiktir, onun yanındaki daha değişiktir. Arabesk yapılaşma diyorum. Binalar şehrin aynasıdır. Yeşillik şehrin aynasıdır. O aynaya baktığın zaman ayna çatır çatır kırılıyor, çatlıyor. Biz bakacak ayna buluyor musunuz yeşillik meşillik derken? Efendim? Bakacak ayna buluyor musunuz? Var mı? Ayna da yok da gölgemize bakıyoruz. Evet. Bugün Paris'e, Budapeşte'ye, Prag'a, bilmem Viyana'ya niye gidiyoruz? Neyi var? O eski binaların nostaljisi insanı cezbediyor. Şu bakın Ankara'da Cumhuriyet döneminden bu tarafa kalan, ayakta kalmış 28 tane bina var. Gidiyorsunuz karşında ben gidiyorum zevk alıyorum. Gençlik Parkı Ankara'da bunlar çünkü teknik önemli bilgiler. 28. Bir yerde de yazılıp tek çizilmiyor. Tek tek saydım. Tek tek saydınız. Cumhuriyet tek döneminden bugüne kalan 28 bin. 28 ayakta kalmış. O Gençlik Parkı'nın oradaki tayyare apartma. Eskiden ajansın olduğu sıradır böyle. Anapartalarda birkaç bina. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 3 tane bina. Köşkün içerisinde 2 tane. 28 yani tamamı. İstanbul'u saymadım. İmkanım olmadı yani tek tek oraları. Ama Ankara küçük olduğu için. Yıllardır bunun peşindeyim yani. Kaç tane kaldı? Kaç tane yıkıldı? Şimdi bu arabesk yapılaşmayı kaldırmak için belediyelere büyük görev düşüyor. Her önüne gelen ruhsata imza atmamaları lazım. Şimdi öyle bir enteresandır ki şimdi bir müteahhitliğe karar verdik diyelim. Gittik bir arsayı bulduk. Planı çizdirdik. Kat irtifakı tesis ettik. Kazmayı vurmadan numaraları belli dairenin. Müteahhit diyelim 20 kat yapacak.
Gittin 10. kata gelmiş. İlan koymuş. Sahibinden satılık daire dedin. Gittin, siz mi yapıyorsunuz, ben yapıyorum dedi. Kaç kat olacak? 20 kat. Ben şu gözümü gören 10. kattan alayım dedim. Buraya kadar bir şey yok. Tapuya gittin. Tapuyu da aldın. Cebine koydun mu? Müteahhit kaçtı veya müteahhit iflas etti. Arsa sahipleri eğer burayı kat sözleşmesiyle yapmış ise arsa sahipleri tapu iptal davası açıp tapını alabiliyor. Ey vatandaş, eğer müteahhit kat karşılığı almışsa yaptığı binanın yerini sağ tarafına avukatını yani hukuk müşavirini, sol tarafına mali müşavirini, önüne de emlak müşavirini almadan, o sözleşmeyi imzalatmadan sakın ola sakın taşınmaz gayrimenkul almayı. Fil vaki %90'ına geldi. Bu binada %10 eksik. Müteahhit kaçtı. O %10'u da yine müteahhitten daireların tamamlaması gerekiyor. Şimdi bu daireleri kim alıyor dediniz bu kadar muhteşemler. Ama şimdi siz oraya gelmeyin. Çünkü hakikaten benim kafam epeyce karıştı. Siz diyorsunuz ki emlak alacaklar, bir yanına hukuk müşavirini, bir yanına bilmem neyini, önünde de emlak danışmanını. Bir kere Türkiye'de böyle bir sistem yok. Herkesin ne avukatı var, ne emlak danışmanı var, ne şusu var, ne busu var. Olması lazım. Olması lazım. Bir doktorun var da, bir doktora gidiyorsun, yanılsan 300 lira yanılırsın. Hani doktor muayenede o yanlış yaptıysa bir başkanı doktora gidersin, bir 300 daha verirsin, 600 liralık bir yanılman olur. Ama alacağım binada 600 bin lira yanılmam payın olur. Gitti gider. Tapuyla gittin hakime. Mahkemeye gittin. Mahkeme açıldı. Tapu iptal davası yapıldı. Gittin diyorsun ki efendim ben bu bina kaça aldım diyor. Soruyor hakim. 600 bin liraya aldım. Ver bakayım şu tapuyu diyor. Tapuyu bir veriyor ki 20 bin lira. Kat mülkiyetine geçmediğinden, bina bitmediğinden, iskan alınmadığından arsa tapu üzerinden tapu almış oluyorsun. Orada 20 bin lira yazıyor. O zaman senin alacağın 20 bin lira hukukun önünde. Bu duruma göre eğer müteahhitten ayrıyeten açıktan ben şu kadar ödedim diye aldıysan, müteahhit ortada yoksa, müteahhit iflas ettiyse, müteahhit katsıysa 1 milyon 600'de yazsa ne anlam ifade eder ki? İşini sağlam alman lazım. Şimdi her yerde affedersin sahtekarı, hırsızı, arsızı, namussuzu, namuslusu bulunur. Her tabii, meslekte tabii, var. Tabii. Müteahhitler arasında da mutlaka böylesi vardır. Bazıları da zorunluluktan o işe girmiş, sonra beklenmedik sıkıntılar doğmuştur. Ama insanların ortaya çıkan mağduriyetleri, mesela İstanbul Fikirtepe diye bir yer var. Evet. Gazetelerde okuduk. Maalesef. Şimdi çadırda oturuyor. Yani Fikirtepe'ye de o meşhur yeri Kadıköy'ünde burnunun dibi. Oraya da insanlar verdiler büyük umutlarla, bize ev yapılacak, şu olacak, bu olacak, o dediğiniz müteahhitler her neyse bir sıkıntıya girdiler ve şimdi insanlar çadır kurmuşlar, çadırlardalar. Peki onlar hakkını nerede arayabilir, kimde arayabilir, nasıl arayabilir? Şimdi hayaller suya düştü diyelim. Şimdi nasıl arayacak? Demin dedim ki sadece alıcı değil, kat karşılığı mülkünü müteahhite veren de aynı durumda olması gerekir. Hukuk müşavirine, mali müşavirine o yapmış olduğu kontrat şey yapıyorlar ya, noterde bir sözleşme yapılıyor ya, kat yapmış sözleşmesi. Onları sağlam alırsan başına bunlar gelmez. Biraz da burada çok tamahkar olmamak lazım. Mesela bir gece konuyor, 3-4 daire isteyen oluyor. Ya bu müteahhit sağlam mı değil mi? Biri geliyor ki 5 daire vereyim. 5 daire veririm sana diyor. O da tamam. Ver. Türkiye'de şimdi bir ipte kaç cambaz olur? Bir cambaz olur. Türkiye'de iki cambaz olur. İki cambaz oynamaz. Ama iki cambaz, Türkiye'de maalesef iki cambaz oluyor. Biri tamahkar, biri sahtekar. Hep aşağı tamahkar düşer. Sahtekar yine ipinde oynamaya gider. Önüne kim gelirse tamahkarı aşağı doğru düşürür. Bunun olmaması için hukuk kurallarına uymak lazım. Bunu da hukuk herkes biliyor diye bir şey yok ama o zaman hukuk müşavirini al yanına, mali müşavirini al yanına, bileni al yanına, ona göre git.
diye demiyor ki. Yani ya, hep bana hep bana deme. Biraz da onlar yararlansınlar ve sen de hiç olmazsa bunun zararını, sıkıntısını taşıma diyor. Kazansın ki kazan. Şimdi Bağdat Caddesi civarında %70'de, %75'de, %80'de kat yapım sözleşmesi yapmışlar. Yani bir binada %80'i arsa sahiplerinin, %20'i müteahhitin. Evet. Ne yaptı? Tıkandı. Yarısı iflas etti, yarısı da kaçtı. Fikirtep geldi böyle sirayet edip gelir. İşte geldi şimdi Fikirtepe'ye dayandı. Fikirtepe'ye dayandı ama fikrini çalıştırmak lazım. Fikrini çalıştırmak için de bilene danışacaksın. Peki belediyelerin bu konuda sorumluluğu yok mu? Belediyelerin o kadar bir sorumluluğu var ki bakınız çok acıdır. Ben zamanında belediye başkanlığı yapmıştım. Bu belediye başkanlığım. Siz yaptınız mı belediye başkanlığı? Yaptım. Belediye başkanlığımda koltuğa oturup kalkıp o arada hiç kimseye ruhsat vermeyen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tek belediye başkanıyım. Bir ikincisi varsa... Niye oturdunuz kardeşim kimseye ruhsat vermiyorsanız? Bir dakika şimdi. Doğru haklısın evet. Soruyorsun. Evet. Soruyorum. Dedim ki çünkü bak, belediye başkanının görevi gelmek, imar tabii, etmek, ruhsat vermek, tapu vermek tabii, falan. Niye tabii, oturdun o koltuğa? Bir de bir merak ediyorum. Koltuğa oturan kalkmıyor. Niye kalktın kardeşim? Vallahi ben kalktım. Ben bir yerde hiç 2 sene oturmam. Başkanlık yaparım. Gel kardeşim. Hemen toplarım. Şeye gitmeden, toplantı kurula gitmeden. Kim olacak? Olur mu abi? Yok kardeşim. Ben 1 sene otururum. Koltuk o kadar tatlı geliyor ki millete. Zantla yapıştırmak değil, İngiliz sicimiyle bağlıyor kendini. Şimdi... Neden vermedin diyorsun bir belediye başkanının evet, görevi. Evet görevi. Dedim ki bir büyük bir otelde müteahhitleri topladım. Dedim ki bakın beyefendiler, arkadaşlar. Hayatta satın alınamayacak adam yoktur. Benim de bir değerim var. Benim de satın alabileceğiniz bir değerim var. Ben bu değerimi söylüyorum. Bunu yapın. Siz de istediğinizi yapın dedim. Nedir bu isteğim? Sarımsaklı sahili 32 kilometrelik muazzam bir sahildir. Aynı sahil. Nerededir o sahil? Ayvalık, Sarımsaklı. Ayvalık, evet. Brezilya'da bir yer vardır. Dünyanın 2 sahili kumunun olduğu bir sahil. Siz bu sahilin tapusunu bana yapın. Siz de istediğinizi yapın dedim. Bu mümkün mü? Devletin yerini bana nasıl verecekler? Demek istediğim şu. Sonra ruhsat. Bakınız dedim. Getirecekleri ruhsat talebine 2 şey istedim. Fazladan. Bahçenize 10 tane ağaç dikeceksiniz. Binanızın önünü kendiniz betonlayacaksınız. Sığınağa daire olarak bana getirmeyin. İmzalamam dedim. Vallahi billahi hiç kimse gelmedi. Ya dedim ki ya şu ama belediye başkanı. Eski köye yeni adet getirmiş. Hiç kimse gelmedi. Dedim ki ya bir ruhsat versem. Bekliyorum şimdi bir kanundan tam uygun getirsin de bir ruhsat vereyim. Olmaz böyle bir şey. Onun zevkine varamadım. Eğer bir belediye başkanı imza atarken o ruhsatlarda vatanı, milleti düşünerek hareket etse eli titrer. Şimdi getiriyor, sığınağa daire gösteriyor. Oralarda sığınak mecburiyeti var. Hangi vicdanla imzalarsın? Ya inanamazsın. Zenginin biri otelinin sokağa girdim. Sokak bitti. Kocaman bir duvar çıktı. Yanından sürtünerek geçtim. Yine sokak devam ediyor. Çağırdım dedim ki gelin bakalım bu neyin nesi? O otel sahibi dağın başında bir arsayı belediyeye vermiş. Takas etmiş. Belediyenin sokağını almış. Sokağına da havuz yapmış. Şimdi evet ben de orada çok kanunsuz iş yaptım. Nasıl kanunsuz iş yaptım? Bu otelciyi çağırdım tam şehrin ortasında. Gel bakayım dedim. Sen nasıl yaptın? Hiç mi vicdanın ıslamadı? Başladı titremeye. Biraz da yaşlıydı. Ölecek falan diye fazla üstüne gitmedim. Evet benim yaptığım orada da lakabıma Zafata demişlerdi. Çakırcalı Mehmet Efe demişler. Ben önce vatanı düşündüm, milleti düşündüm. Eğer vatanı ve milleti düşüreceksen... Bu ülkede vatanı ve milleti düşünen belediye başkanları olduğunu biliyoruz. Onun için söylediğimiz genelde herkesi içine alan ve bütün belediye başkanları şöyledir, böyledir. İstisna
Olmaz. Şimdi tabii, sizin anlattıklarınız da istisna. İyisi de var. Evet. Kötüsü de var. Tabii. A'sı da var. Z'si de var. Tüm Şamil yapmıyorum ben. O kadar çok namuslu belediye başkanları var ki. Onlar da benimki gibi elittir. Ama enteresan olan hiç kimseye ruhsat vermedim. Bir ruhsat vermenin tadını yaşayamadım. Vallahi siz zaten belediye başkanı olmamalısınız. Yani ruhsat vermeme ile övünen ve hiç ruhsat vermedim diyen bir belediye başkanı tanısam, ben sizin belediye başkanınızı bilmiyordum, semtinize uğramam kardeşim. Vallahi ilk üç ve gün... Ve hanenize de hiç iş yapmadan geldi gitti mübarek derim. Ama kendi imkanımla yazlık evimi satarak güzel bir Atatürk Meydanı yaptım. O Sarımsaklı'da gidip görün. İlk gittiğimde 4-5 gün o kadar beni yemeğe davet edenler oluyor ki. Geldi, başkanım bu gece misafirimiz olur musun? Hay hay, bana kaç lira harcarsın? Adamın rengi değişiyor, diyor ki amma adam gelmiş. Para soruyor. Başkanım diyor, sözüm olur diyor. Kaç lira harcarsın diyor, 10 bin lira. Çekmeceyi çekiyorum. O şimdi ben çekmeceyi çekerken paraya buraya koy demek diye düşünüyor. Diye anlıyor. Hemen kağıdı çıkarıyorum. Şu aileye 10 bin liralık un, şeker, bulgur teslim et. Teslim belgesini bana getir diyordum. İlk gittiğimin ikinci günü ne kadar dul, ne kadar fakir, yetim varsa listesini çıkarttım. Onlara harca dedim, götür. Dördüncü günü zaten yemek daveti falan kesildi. Aslında siz yoksullukla mücadele konusunda birilerinin söylediğini çok önceden kendinize göre yapmışsınız ama yoksullukla mücadeleyi, hani balık tutmayı mı öğretmek lazım, balık vermek mi gerekir? Üretim yapıp insanları çalıştırarak emeğinin karşılığını böyle rahat rahat yemelerini sağlamak mı? Yoksa sizin düşündüğünüz gibi, hadi kardeşim madem böyle sen de gel şuna da katkıda bulun. Hangisi iyi, hangisi kötü ona hiç girmiyorum bugün. Bugün o konu tartışacağımız bir konu değil ama bir şeyi merak ediyorum. Şimdi benim öğrendiğim 2 milyonun üstünde bir boş konut var inşaat sektöründe. Siz 3 milyonu geçti diyorsunuz 10 büyük kentte. Geçti tabii. Geçti. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Güzel güzel sütunları var, pencereleri var, çatı var, şu var, bu var. İçinde adam yok. Götürmüşsünüz, parayı gömmüşsünüz. Nereye? Betona gömmüşsünüz. Tuğla ekonomisi. Evet, siz ona tuğla ekonomisi. Çukur ekonomisi, evet. Tuğla ekonomisi. Tuğla ekonomisi. Şimdi götürmüşsünüz, betona gömmüşsünüz. İyi güzel de kardeşim, bu durum fiyatları ve bizim geleceğimizi nasıl etkiliyor? Geleceğimizi karartıyor. Şimdi deminki soru içerisindeki bir tanesini atlamayayım. Bu güzel, muhteşem binaları kim alıyor dedi. Evet, bu da onun devamı gelecekti. Evet, sorum öyle. Bundan 6-7 sene önce 750 bin ile 1,5 milyon değeri olan daireler peynir ekmek gibi satıldı. Öyle bir akıl. 1,5 yıl önce. Peynir ekmek gibi. Bütün sıkıntı 80 bin lirayla 200 bin lira arasında oldu. Yaprağın kıpırdamadı. Bu orta direk ve orta direğin altındaki alım gücü olanlar. Kimlere satıldı diyorsunuz? Evet. Mu? Peynir ekmek gibi satıldı. Ama bu markalı konutta da %60-70 oranda tıkanma söz konusu. Şunu söyleyeyim, pazarlama yönteminde. Satılacak mülk ilana düşmez. Ama görüyorsunuz gazetelerde çarşaf çarşaf, peşinatsız 120 ay. Buna aklım almıyor. 40 yıldır bu işin içindeyim. Peşinatsız 120 ay, 140 ay taksitle bina. Soru işareti benim aklım almıyor. Peki onlar da sonuç olarak kredi kullanıyorlar. Kullandıkları kredilerin süresi de bu kadar uzun mu? Yani bir kaynak olması lazım çünkü bunları yapıp böyle vermek için. İkincisi, satılacak mal ilana çıkmaz demeniz reklam sektörü de sizi çok ciddi şekilde karşı karşıya getirebilir. Çünkü reklam sektörü, ilan sektörü de inşaat sektörü kadar böyle devasa alanları ilgilendirmese bile hayatın her alanında ben buradayım diyen ve bana gel, bana danış,
ben seni tanıtayım de diyen bir sektör. Onlar da çok iyi çalışıyorlar ve çok da etkililer. Yani gazetelerde tam sayfa ilanları gördüğünde dönüp bakmayan adam yok neredeyse. Reklam şirketleri olmazsa pazarlama yapamaz. Onu demek istemedim. Evet. Aynı ilana günlerce dayanıyorsan onu kastettim. Bir mülkün bir malını tanıtabilmek için elbette ya yazılı basında ya görsel basında koyman lazım ki benim burada böyle bir şeyim var demen lazım. Ki o da şarttır. Çünkü reklam dediğimiz olay, reklam böyle tek başına ben reklamım demiyor. Reklam demek gazete demek, reklam demek televizyon demek, reklam demek radyo demek. Reklam demek broşür demek, kitap demek, film demek, her şey demek. Yani hayatın her alanında karşımıza gelen ne varsa onlar da o reklamlarla birlikte yaşıyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar, gidiyorlar. Şimdi gerçek o yüzden reklamdan kastediyorum. Evet. Gerçek olmayan reklamı kastediyorum. Gerçek reklamı kastetmiyorum. Bir ürünü tanıtman için mutlaka reklama ihtiyacım var ki reklam pazarlamada kalbidir. Aslı unsurlardan biri. Kalbidir. Evet. Onu kastetmiyorum. Ben de ilk piyasaya çıktığım zaman kazandığımın %70'ini reklama veriyordum. Çünkü ben sizin ilanlarınızı da görüyordum. Ve şimdi çok sık rastlamıyorum ama ben sizin ilanlarınızı da geçmişte görüyordum. Yani şimdi siz öyle deyince genellemeyelim ve kimsenin de bu konuda kalbini de gönlünü de kırmayalım diye reklam söylüyorum. Reklam derken... Evet. Evet. Bakınız reklam bir ürünün pazarlamasının kalbidir, kanıdır. Evet. Gerçek olmayan reklamları kastettim. Bir 140 ay, 180 ay ne oldu? İstanbul'daki markalı konutlardan bırakıp gidip iflas eden oldu. Bir sürü mağdurlar oldu. O mağduriyete sebep veren kişilerin reklamını kastediyorum. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler... Ulusal kanal ve ulusal radyoda ortak yayın yapıyoruz. Bu ortak yayında konuğumuz gerçekten uluslararası anlamda da bir uzman. Uluslararası emlak uzmanları ikinci başkanı. Türkiye'ye dönüyoruz, Ankara, başkente bakıyoruz. Başkentte gayrimenkul emlak uzmanları onursal başkanı. Bu onursal başkanlık çok önemli çünkü başkan olanları eskiden farklı söz söylenirdi. Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar derlerdi. Şimdi öyle yapmıyorlar. Gel sen çok değerlisin, sen bizim onursal başkanımız ol, bildiklerini, gördüklerini bizimle paylaş diyorlar. Şimdi böyle bir konuğumla birlikteyiz. Yani konunun gerçek anlamda içeride ve dışarıda bir uzmanı. Bu uzman için elimize geçmişken ben sizin de kafanızda var olan ve sormak istediğiniz soruları kendim de düşünüyormuşum gibi, hakikaten de düşünüyorum, soruyorum. Diyorum ki, şimdi günümüzde bu kadar çok konut yapıyoruz, bu kadar çok üretim var. Sektör böylesine almış başını gidiyor. Siz bir yandan da diyorsunuz taş bitti yapı paydos. Harç bitti yapı paydos da diyorsunuz. İyi güzel de bu kadar çok konut yapılıyorsa fiyatlar kiralar niye düşmüyor? Mesela ben kiracıyım. Ev sahiplerinden hiçbirinin benim oturduğum ev gibi bir eve ya bu kadar etmez keşke şu kadar olsa veya yanındaki evi tutacağız onun da kirası daha düşük olsun diyene rastlamadım. Fiyatlar düşmüyor. Kiralar düşmüyor. Peki inşaat sektöründe bütün bunlar olurken yaptığını satamayan müteahhitlerden de bahsediyoruz. 3-3,5 milyon ev boş diyorsunuz. Buralara gömmüşüz paraları. Böyle duruyor. Bu müteahhitlerin durumu ne olacak? Fiyatlar, kiralar ne olacak? Ve bu iş nereye kadar böyle gider merak ediyorum. Bir. Lütfen. Dairelerde 9.7 artış. Kira, bu ne demek? Artış 8 olmuş yani. %8. Ha %8. Şeyde kiralarında 7.8. Diyeceksin ki bu kadar mülk yapılıyor da diyorsun. Evet. Niye kiralar düşüyor? Evet. Bir, büyük şehirler aşırı göç alıyor. Korkunç derece göç alıyor. Tarım zayıfladığı için kırdan kentsele doğru bir çok naziksiniz. Akım var. Zayıfladı diyorsunuz da birileri öldü diyor. Hayvancılık öldü, tarım öldü. Vallahi ben siyasete girer diye girme. Öldü demedim. Tamam. Er kişi niyetine. Ben de vazgeçtim. Evet. Evet. Şimdi Sri Lanka'dan çay alırsın.
İran'dan elmayı alıyorsun. Kavunu kavunu. Onlara girmeyin. Şu kiraya dönelim bir saniye. Peki. Şöyle. Kiralar niye düşmüyor? Bir. Büyük göç alıyor. İki. Dışarıdan gelen büyük sığınmacı veya göç var. İki. Evlerini kentsel dönüşüm adı altında müteahhite veren daire sahipleri de kiracı sıfatına düştüler. Yani bir yerde oturuyorken ortada kaldılar, yeniden kiraya gidiyorlar. Evet. Ve bu kentsel dönüşüme verilenler evler bittikten sonra, onlar kendi evine döndükten sonra kiralarda bir zayıflama söz konusu olur. Bir de şu var, yani üniversitelerin yoğun olduğu alanlarda kiralar fazla düşmez. Ki şimdi her ilimizde üniversite var ve büyük var. Üniversiteler var, evet. Var. Büyük illerden bahsediyorum. Evet. Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Muğla gibi. Bursa. Da düşmez evet, buralarda. Mersin, evet. İki, demin bir konuyu atlamayalım. Arabeks yapılaşmadan bahsettik. Altyapısız bir Türkiye. Bu altyapısızdan şeyi mi anlayalım? Yani yağmur yağdı, sel oldu. Onun oldu, nedeni mi? Deniz oldu. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda vatandaşın biri Ankara'ya deniz getireceğiz demişti. Millet gülmüştü. Vallahi deniz geldi. Onu hatırlıyorum, evet. Yüzme bilmeyen sokağa çıkmasın diyorum ben. Yanına mutlaka can simidiyle çıksın yağmur yağarken. Altyapı yok. Altyapısız, temel olmayan bina olmaz. Bugün bir Avrupa'daki bir şehirdeki bir belediyede inceleme yapmıştım. Bir, altyapı yapılıyor. Diyor ki bu binada kaç kişi oturacak? 8 daireli diyelim. Her dairede 3 kişiden hesap ediyor. Elektrik borusunu, bilmem neyin borularını o kişi adetine göre yapıyor. Altyapı bitiyor, elektrik direğe dikiliyor. Hadi binanı yap diyor. Bizde ne yapıyor? Binayı yapıyorsun. Bir bakıyorsun cadde veya sokak kazılmaya başlıyor. Ne oluyor? Telefon da ışıyorlar. Geri kapatılıyor. Üstü de asfaltsız kapatılıyor. Aradan bir vakit geçiyor. Bu sefer öbür taraftan. Ne oluyor? Doğalgaz döşeniyor. Ebe birader. Günahtır, yazıktır. Bu yani bu tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Yapmayın. Altyapınızı yapın. Ondan sonra binayı yapın. Her taraf köstebek yuvası gibi. Avrupa Birliği'ne gidip gireceğiz diyoruz. Şurada bir sürü konsolosu bilmem neyi var. Ben karşıyım Avrupa Birliği'ne de ayrı bir mesele. Eğer sokaklar Ankara'nın sokaklarını gelsinler, caddelerini bir gelsinler bize almazlar. 10 santim, 15 santim derinliklerinde arabayla giderken twist yapıyorsun. Bir oraya kaçıyorsun, bir oraya kaçıyorsun. Cadde veya sokağında. Çukurlar. Yapmayın etmeyin. Yani bu altyapı diyorsunuz. Ama bakın. Şimdi hadi bu ciddi günde, bu güzel günde, bu sorumlu günde işin biraz da magazin tarafına bakalım ama bir de facia tarafına bakalım. Magazin ve facia bizim mesleğimizle ilgili ne yazık ki. Adını vermeyeceğim. Nerede yazdığını da söylemeyeceğim. Hangi televizyonda bu saçma sapan fikirler ortaya koyduğunu da söylemeyeceğim. Ama gazeteci olduğunu söyleyen birinin bir açıklaması var. Bu altyapı diyoruz ya, önemine dikkat çekiyoruz. Şu yabancılar yağdırdı. Şimdi onu paylaşmak istiyorum. Dünden beri kafama taktım. İzleyicilerimizle onu paylaşmak istiyorum. Bakın, Ankara'daki şiddetli yağış dış güçlerin işiymiş Salim Bey. Sevgili izleyiciler, altını bir kere daha çiziyorum. Hani yağmur yağdı, işte efendim geçitte araba kaldı, insanlar sırtta taşındı, şu oldu, bu oldu diye gazetelerde okudunuz ya birkaç gün önce. İstanbul'da da oldu, başka yerde de. İşte bu var ya bu. Bu melun dış güçlerin işiymiş. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Bakın bir gazetecinin söylediklerini dinleyelim. Daha bir hafta önce Ankara'ya portakal büyüklüğünde dolu yağdı. Yollar kapandı. Hatay'ın ilçelerine gökyüzünden kova kova su döküyorlar. Bunu söyleyen bir gazeteci ha. Bir gazetede yazıyor. Bir de televizyonda anlatılıyor. Hatay'ın ilçelerinde gökyüzünden kova kova su döküyorlarmış. Ankara'da yolları su bastı ya, ben o yağmurun doğal olmadığı kanaatindeyim. Böyle yağmuru İstanbul'da da denemek isteyebilirler.
Ankara'daki o felakete 15 dakikalık bir yağış sebep oldu. Bunları yapıp deniyorlar ve bakıyorlar. 15 dakikada gökten bunları yağdırınca böyle oluyorsa bir saatte ne olur? Ya biz Türkiye'yi batırırız falan diye bu dış güçler düşünüyorlarmış. Ve sonuç olarak da bunları söyleyenleri alıyorsunuz, gazeteci diye getiriyorsunuz. Bu arada hemen yine günün mana ve ehemmiyetine uygun bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. 34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın şu an seçimleri izliyor Türkiye'de. İzlesinler. Ben bundan son derece mutluluk duyuyorum ama ne olur? İşte bu tür gazetecilerin eliyle, ağzıyla, yazdığıyla, çizdiğiyle hem mesleğimize artık daha fazla zarar vermeyelim, hem mesleğimizin saygınlığını ve toplum içindeki itibarını koruyalım, hem de şu güzel ülkemizi yanlış tanıtmayalım. Yok efendim yağmur şöyle, lan kardeşim ne yağmuru, ne çamuru, ne dolu yağdırması, ne gökten su dökmesi. Yok işte altyapın, bu böyle oluyor diyelim. Ve tekrar ben size dönmek istiyorum. Sizinle program yapmayı duyurduktan sonra birçok telefon geldi. Gelen telefonlardan biri çok ilginçti. Ya kardeşim sen Salim Bey'le yapacaksınız. Salim Bey'in niteliklerini yazmışsınız. Orada gördük. Bizim bir derdimiz var. Biz ev aldık, gittik. Kod daire denen bir daire anlattı bana. Kod daire varmış. Koddan daire almışlar. Şimdi bu kod dairelerle bizim başımız çok derde girdi. Bilmem ne oldu. Ve bu sektörde en çok şikayet edilen, hele bir de vergileri sor diyen çok sayıda kardeşimiz aradı. Merak ediyorum bu kod daire nedir ve bu emlak sektöründeki, inşaat sektöründeki vergi uygulamaları nasıldır? Bir de bizi o konuda bilgilendirir misiniz? Bu soruyu soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'da veya İstanbul'da, İstanbul'da 10 katlı bir bina düşün. Evet. Veya 20 katlı. Boğazı da görüyor diyelim. O arka kısımlarda yüksek kat olan yerler var Boğaz'da da. Veya 4-5 katlı diye düşünelim. Bir de aşağı doğru kod 4 tane daire düşünelim. Koddan almış. Şimdi bu koddan alma nedir? Zemin altı. Ha zemin altı. Zemin altına gelen dairelere kod daireleri derler. Kod altı diyorlar. Evet. Kod altı. Evet. Heyhat ki belediye emlak vergisini vermeye gidiyor kişi. O üçüncü, dördüncü kattan boğazı tabak gibi gören kişi de aynı emlak vergisini ödüyor. Bir dakika. Boğazı beşinci, onuncu kattan böyle tabak çarşaf gibi gören manzara, kişiyle tablo gibi görüyor. Kodun altında yani zeminin altında olan ve boğazı da görmeyen. İstinat dairesini, istinat duvarını seyreden. Sadece duvarı gören. Aynı emlak vergisini ödüyor. O denizi tabak gibi gören de aynı emlak vergisini ödüyor. Nokta. Satmaya gitti. Öbürünün dairesi 2 milyon ediyor. Bunun dairesi 200 bin lira ediyor. Aynı tapu harcını ödüyorlar. E bu olur mu yani? Olur mu bu? Olmaması lazım. Olmaması için de epey bağırdık, çağırdık ama Fuzuli'nin dediği gibi sussam gönül razı diye söylesem tesiri yok. Çok yazdım. Peki çok... bu sektörde çok mu vergi alınıyor? Yani inşaat sektöründe ne vergiler alınıyor mesela? Şimdi, neler var? 29 Ekim'e kadar %4 tapu harcı, %3 dediler. Sadece daireler için bu. Bürolar ve iş yerler için. Arsa arazi de yok. Ama %4. Şimdi bir affedersin bir koyundan bir poz çıkar. Abi gayrimenkulden kaç post çıkar ben kaç söyleyeyim. Kaç post çıkıyor? Neler siz çıkıyor? Sayınız. Bir, alırken tapu harcı ödüyor musun? Ödüyorsun. Allah'ın emri ödeniyor. Satarken ödüyor musun? Evet. Ödüyorsun. Değer artışı vergisi var. 5 yıl içerisinde eğer almış olduğun bir gayrimenkulü 5 yıl içerisinde satarsan sahir kazanç vardır. 5 yılı tamamlayıp da sattıktan sonra sahir kazanç yoktur. Bu da bir vergi mi? Kaç oldu? 3 mü? Ben sayısını artık belediyeye, saymıyorum. Evet. Belediyeye gidiyorsun bir de belediyeye emlak vergisi ödüyorsun. Belediyeye emlak vergisi derken şurada bir altını çizmek istediğim bir konu var. Lütfen. Heyhat ki
Eğer oradan birileri çok memnunsa o sokaktan, Ninni Sokak, Dikmen Ninni Sokak. Çünkü yaşadığım olayı söylüyorum. Bir gün ticaret arasında komitedeyim. Önüme baktım, 8-10 dosya koymuşlar. Bu ne dedim? Emlak değerleri dedi. Nasıl emlak değerleri? İşte ilçelerin emlak değerleri. Ben görmedim ki orayı dedim. Efendim dediler, bu zamana kadar zaten gören olmuyor ki. Kim yapıyor bunları? Oranın muhtarı. Oradan bir iki kişi, kimse hangi gruptansa gidiyor belediyeden, değer ölçüyor. Emlakçı değer ölçmenin dışında. Ben imzalamıyorum dedim. Yok dedi, imza muhalefet şerhi koyun dedi. Muhalefet şerhi koydum. Maalesef muhalefet şerhi koyarken Dikmen Ninni Sokak mesela o tarihte 200 bin lira değer koymuş. Çankaya'nın en güzelindeki sokağa 50 bin lira koymuş. Bunu araştırdım. Şimdi siyasete girmemesi için bu noktayı söylemiyorum. Söylemeyin, söylemeyin. Evet. Olmaz. Vicdan, vicdan, vicdan. Ne olur yani şu değer ölçüsünü, 4 senede bir değer ölçüsü yapılır. Bir komite kurun. Bu işi bilenleri alın. Öyle bir değer ölçüsü çıkarın. Öyle bir çarpıklıklar var ki İstanbul Boğazı'nı gören yalıların değeri bilmem oraya kaç kilometre uzaktaki değerden düşük. Böyle saçmalık oluyor. Olmaz diyorsunuz. Şimdi bir izleyicimiz aramış. Diyor ki Salim Bey'i büyük bir zevkle dinliyoruz. Çok da bilgileniyoruz. Kiralar niye düşmüyor dediniz. Hepimizin ortak derdi diyor. Neden düşmediğini ben söyleyeyim diyor. Salim Bey söylemedi. Tok satıcı oldu diyor müteahhitler. Tok satıcı. İhtiyaçları yok veya mal sahipleri düşürmüyorlar ondan diyor. Yani müteahhitlerin hepsi böyle tok satıcı olsa 3 milyon ev boş kalır mı? Adam alıp bunu sırtında mı taşıyacak diye merak ediyordum. Siz bu tok satıcı, aç satıcı konusuna ne diyorsunuz? Var mı böyle şimdi, sektörde bir şey? Şöyle, tok satıcı pozisyonda olan %1 bile değildir. İnşaat sektörü korkunç miktarda kredi kullandı. Çabuk satayım, kurtulayım derdinde ama bu sefer fiyat düşmüyor diyorsun. Hani ayranı yok içmeye, Hasan Dağ'a gider odun kesmeye misali gibi. Hem kel hem odul diye affedersiniz bir laf vardır. Ama düşmüyor diyorsunuz. O kiraların düşmemesinin nedeni ikinci elde düşmüyor. Merkezi yerlerde düşmüyor. Ama şehirlerin biraz dışına çıktığınız zaman kiralar alabildiğine düşük. Yani illa ben merkezde oturacağım diye 1500 lira, 2000 lira kira vermenin bir anlamı yok. Eğer aracın varsa biraz dışarı çıktığı zaman kiralar düşer. Bir ara Ankara'da 30. kilometre aidat karşılığı kiraya verilemiyordu. Burada da bir tüyo vereyim. Ankara'nın dışına doğru çıkın. Kiralar 1/4 oranında düşüktür. Ama siz arabanız falan varsa diyorsunuz. Biz de dar gelirliden bahsediyoruz. Dar gelirli ya. Allah yarabbil alemin yardım etsin. Yardım etsin. Peki. Orada kalalım. Şimdi yine bu sektörde hep kulağımıza çalınan bir olay vardı. Yapsat, yapsat, yapsat. Bu yapsat olayı galiba geçti mi? Ne oldu? Şimdi yapsat var mı yok mu? Yapsat sat yapa döndü. Nasıl oldu? Eskiden arsayı alıyordu veya kat sözleşmesi. Binayı yapıyordu. Bina bittikten sonra hatta ve hatta iskanı aldıktan sonra daireleri satıyordu. Şimdi maket üzerinden satıyor. Sat yap. Yap sat, sat yapa döndü. Maket üzerinden geliyorsun. 10 katlı elinde vermişler bir bayanın eline çubuk. İşte şu daire, şu kaç lira, şu daire. Havayı seyrediyorsun. Aman aman burada tüketiciye şunu söyleyeyim. MMK'dan uzak durun. Bir dakika, bir dakika. MMK nedir Salim Bey? Maket. Makyaj, köpük. Maket açalım derken, bunu. Maket, makyaj, köpük. Maket, makyaj, MMK'dan köpük. Uzak duracağız. Maket, MMK. Evet. Nedir MMK? Birinci M, maket. Maketten ev alırken hukukçunu, maliye müşavirini, emlak müşavirini yanınızda olsun dedik. Ama geçenlerde bana bir izlettiler. Beni de herhalde program yaptığım için biraz kelli felli mi gördüler her neyse video falan da getirmişler.
bir videodan izlettiler. İnsanın ağzı açık kalıyor. O maket dediğin. İnsan kendini Karayipler'in bilmem neresinde, sanatsal, denizin şurasında. Sanatsal. Evet, evet. Bayılıyorsun. Böyle tabii, böyle yukarılardan bir yerlerden müzik sesi geliyor. Gözlerini kapatıyorsun, evi de unutuyorsun. Bulutların üstüne çıkıp evet. Hayalle gidiyorsun. Evet, evet, evet. Maket dediğiniz bu mu yani? Evet, bu, maket, bu uygulama. Maket dediğiniz. Yani sadece bir broşürle, ilanla değil, videoyla da yapıyorlar artık. Tabii. Evet. Birinci M bu. Ondan uzak durayım. Uzak. Zaten uzak gelince. Durdum. Benden de bir şey çıkmayacağını anlayınca ikinci kez aramadılar. Makyaja gelince. Bir geliyor, serebaya bakıyor. Armatürlere bakıyor. Boyaya bakıyor. Yapmayın, etmeyin. Bir yapı denetim yaz. Biliyorsun'a gidin. Buranın projesini müteahhitten alın. İnşaat mühendisleri ve mimarlar odasından bir bilirkişi getirin. Şu binanın sağlamlığına bakın. Türkiye bir deprem kuşağında. Ev öldürmüyor ki, deprem öldürmüyor ki insanları, ev öldürüyor. Makyajdan kaçının, binanın sağlamlığına bakın. Bir de geliyorsun, alacağın daireye direkt çıkıyorsun. Ne yapın biliyor musunuz? En alta inin. Kot daire varsa en aşağı in. Oradaki koridorlara bakın. Orada çatlaklar varsa hemen oradan dışarı çıkın. Açık garajı bakın. Açık garajın orada da çatlaklar varsa doğru yapı denetim birimine, oradan inşaat ve mimarlar odasından veya bu işle ilgili birimlerden bilirkişi getirmeden evi almayın. Köpeğe de gelince hemen aldanmaz. Şu köpüğe gelmeyin. Bu söylediğiniz hakikaten hayati bir konu. Demek ki ben de altını bir çizeyim anladığım kadarıyla. Ev alacaksanız önce bodruma inin. Aynen. Bodrumda çatlak var mı yok mu? Oradan çıkın, otoparka gidin. Temelden bakıyorsun. Temelden bakıyorsun. Otoparkın orada da çatlak varsa, ha kardeşim bu işin içinde ne var ne yok diye uzmana, bunu denetleyecek olan kişilere veya konunun uzmanı, mimara, mühendise, kime gidiyorsan git, bir gel bak de. Emin olduktan sonra al. Biraz önce söylediğiniz bir laf vardı. Deprem öldürmez, ev öldürürden kastınız da bu muydu? Yani evet, bu. Binanın sağlam olması lazım. Aynen öyle. Türkiye bir deprem kuşağında bir ülkeyiz. Onun için de o kadar çok namuslu müteahhitler var ki deprem perdesi yapmadan evi yapmıyor. Helal olsun onlara. Helal olsun. Evet. Öyle bir fore kazıklar yaparlar ki yani 7,5 derece deprem olsa Allah korusun bir şey olmaz. Bu kadar da dürüst, namuslu, işin ehli müteahhitler var. Biz ehilsiz müteahhitlerden konuşuyoruz. Onların olumsuzluklarından konuşuyoruz şu anda. Yani işi, ya senin can sağlığın beni ilgilendirmiyor, cebime girecek para beni ilgilendiriyor diye vicdansızlardan evet. Ve bu işi sahtekarca yapanlardan bahsediyoruz ki dileğimiz bunların da sayılarının çok 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 az olması ve giderek karton yapan. Gibi ev yapanlardan. Geldik K'ya. MMK'dan M'ye köpeğe. MMK köpük. Köpük. O köpük. Bir. Alacağın daireyi araştırmadan, fiyat araştırması yapmadan gelip birdenbireye kapılmamak lazım. Köpük dediğim o. 300 bin liralık daireye 400 bin lira isteniyor. Bir araştır. Diyelim ki A semtinden alacaksın. İlla gittiğinde o değil ki bir bina. En az orada 8-10 tane bina vardır. Gidersin, araştırırsın. Uygun fiyatta olanı alırsın. Nokta. Gelelim komşu meselesine. 40 yıldır bu işin içindeyim. Sizi temin ederim. Binlerce müşterim olmuştur. 4 kişi komşum kim diye sormuş. Çok enteresandır. Komşuluk bitti. Bir apartmanda hırsızlar geliyor, rezidansın önünde tırı dayıyor, soygun yapıyor. Oradaki apartmandan birisi kolay gelsin diyor. Komşu taşınıyor mu? Taşınıyor diyor. Bir de su ikram ediyorlar. Bir de yardımcı olacağım bir şey var mı diyorlar. Bu duruma düştük. Komşu komşuyu tanımıyor. Ne olur bakınız, bizim halkımızın bir takım hasletleri vardır. Komşu hakkı, komşuluk, arkadaşlık, dostluk. Bunu bitirmeyelim. Bunun bitmemesi evdeki konuttan başlar. Böyle büroda sohbet ediyoruz.
İmdat desen kimse çıkmıyor diyoruz. Orada arkadaşım torunu mu kızı mı ne 10 yaşında. Salim amca bu işin kolayı var dedi. Neyi dedim? Yangın var diye bağırsın herkes çıkar dışarı dedi. O da çok cinmiş evet. Komşuluk bitti. Komşuluğumuzu tekrar kazanmamız için ne olur yanımızda oturan komşu kimdir? Ahbaplık yapmasan bile bir günaydın, merhaba diyeceğin komşuluk olsun. Yani siz bunu söylerken benim televizyondan tekrarını bile çok sevdiğim 80'ler diye bir dizi var. Ha, arada görüyorum. 80'lerdeki o komşuluk, o 80'lerde aynı bölgede yaşayan insanların dayanışması benim de çok hoşuma gidiyor. Siz anlatınca ben şöyle düşündüm. Ya 4 kişi sordu komşusunun kim olduğunu dediniz. Aynen binlerce öyle. Müşterim arasında. Aynen. Bu aslında siz söyleyince benim hoşuma gitti biliyor musunuz? Ama bu anlattıklarınızı dinleyince de soru işaretleri çoğaldı. Niye hoşuma gitti? Yani İnsanların demek ki ırkına, dinine, diline, yaşayışına, giyimine, kuşamına, ne iş yaptığına önem vermiyorlar. Kim olursa olsun benim komşumdur, kardeşimdir, iyi ki hoş geldi, sefa geldi diye algıladım. Ve bunun da güzel bir şey olduğunu düşündüm. Bunu da düşünelim. Ama öte yandan bir günaydın demeyi de bilelim. Yani merdivende karşılaştığımızda, asansörde karşılaştığımızda hatır sorun. Nasılsın? Niye keyfin kaçık? Yapacağın bir şey var mı? Veya ağlayan birini görüyorsan, düşen birini görüyorsan tutalım kaldıralım diye komşular olmasa da bu tür insani hasletlerden de hiç uzak kalmamak lazım. Siz demin genel noktada hareket ettiniz soruda veya anlatımda. Bir de bazı kesim var ki insanlara oturduğu semtle, taktığı saatin markasıyla, bindiği arabanın markasıyla evet. yaptığı işle değer veriyor. Yapmayın, insana insan olarak değer verelim. Bizim Yunus'un dediği gibi, yaradılanı severim, yaradandan ötürü dersek bir yere geliriz. Birlik olalım, dirlik olalım. Olalım ama gelelim şu söyleyeceklerimize. Şimdi söyleyeceklerim şaşırtıcı ve iddialı olabilir. Deniliyor ki, kardeşim, İş öyle bir noktaya geldi ki inşaat sektöründe bankalar emlakçıya döndü. Aynen öyle. Bankalar emlakçıya nasıl döner? Şöyle, kredi kullanıyorlar. Krediyi kullanıyor. O morguştaki bahsettiğim noktaya gidiyoruz tekrar. Kullanıyor, spekülatif amaçla alıyor bu evi. Yarın ileride ben bunu satayım da kar edeyim diyor. Bir noktada satışlar kilitlenince krediyi ödeyemiyor. Kiraya veriyor diyelim ki. 1000 liraya kiraya verdi. Öyle bir noktaya geliyor ki imkanı el vermiyor. Ayağını yorganına göre uzatmamış. Ayda 2000 lira kredi karşılığı ödeyebilecekken 3000 liralık yükümlülüğe girmiş. Bu sefer de şartlar değişiyor. Sosyabilite, yaşam değişiyor. 4 sene, 5 sene önce aldığı bir kredinin geliyorsun ödeyemeyecek noktaya geliyor. Banka el koyuyor. 1991'lerde o zaman Ankara Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı'ydım. Yapmayın etmeyin dedim. İntiharlar olur. Dövizle borçlanmayın dedim. Rahmetli bizim Cüneyt Çenver Okan abinin de kunağısın. Allah rahmet etsin. Amin. Çok nitelikli, çok değerli milletvekillerimizden biriydi. Çok sevdiğim bir dostumuz, evet. Arkadaşım da. Programda bağırdım orada yapmayın dedim. İntiharlar olur dedim. Döviz kredisine girmeyin. Ve nitekim biliyorsunuz çok korkunç şeyler oldu. Evi veriyorsun. Ödediğin kredi de senin olsun diyorsun. Kurtulamadılar. O dövizle borçlananlar. Ama burada da şimdi hemen vurgu yapalım. Bir, bileşik faizde kredi almayın. İki, döviz kredisinden uzak durun. Vatandaş. Bileşik faiz bileşik dediğiniz faiz. Nedir? Katlamalı diyorlar ona. Evet. Bir ara düşük oluyor bileşik faiz. Bir bakıyorsun ki 6 ay ayda sonra, 1200 lira ödeyeceğine o anda 850 lira oluyor bileşik faizde. Ondan sonra korkunç bir şey oluyor. Katlamalar gidiyor. Bileşik faizde almayın, dövizde almayın diyorsunuz. Sabit faizle kredi kullanın. Eğer kullanacaksanız. Peki yani bankalar da bu konuda özendirici mi? Sabit faizi mi teşvik ediyorlar? Bilmem neyi mi teşvik ediyorlar? Hiçbir şey. 3 tane alternatif koyar önüne.
Bunu mu kullanırsın, bunu mu kullanırsın, bunu mu? Arzuna bırakıyor yani. Siz bu uzman olarak, kardeşim ben yeni evleniyorum, başımı sokacak da bir yer arıyorum. Kiralık mı alayım, satın mı alayım, alırsam neye dikkat edeyim dedikleri zaman ne söylersiniz? Bir, eğer eve ihtiyacım varsa, yok ileride gayrimenkul paçavra olur, yok düşer, yok çıkar değil. Çoluğun çocuğun başını sokağa imkanında varsa daireni al. Çünkü bunun ticaretini yapan bir kişi o değilsin. Evini al. Tabii bu evi alırken demin dediğim şartlara da uymak lazım. İşte depreme dayanıklı mıdır, şu mudur, budur. İkinci el aldıysan, ikinci el, aldığın kişinin apartmana aidat borcu var mı? Neden? Çatı aktarması yapılıyordur. O da 5.000 lira mesela daire başına gelmiştir. Onu satan söylemez. Yöneticiye gideceksin. Bu alacağım dairenin sahibinin yönetimle bir herhangi bir pürüzü var mı? Yükümlülüğü var mı? Sonra sürpriz olur. Sormazsan der ki 5.000 lira çatı aktarması vardı. O gelir üstüne biner. Aidat borcu vardır. O biner. Kiracı varsa, çıkmışsa, elektrik, su, şu herhangi bir takıntısı var mı? Bunların hepsini sorulması gerek. Vallahi bunlar ciddi uyarılar, güzel uyarılar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar insanların doğrudan bileceği şeyler de değil. İşte bir uzmana danışmadan, birine sormadan veya bu konunun ehli her kimse onunla birlikte hareket etmeden insanlar ister istemez sıkıntıya düşeceklerdir. Şimdi bu deprem kuşağına dikkat çektiniz. Artık ona bir şey demiyorum ama ben hep merak ederdim. İl, ilçe, belde ve köylerimizin bu konudaki durumu ne? Bu deprem felaketiyle ilgili olarak konutların sağlam olması sadece kurtarıcı mı? Ve siz depremin sesini duyuyor musunuz Türkiye'de? Daha 99'daki olan büyük depremin şeyini atamadım. Stresini, üzüntüsünü atamadım. Üzüntüsünü, stresini. O insanlara onun üzüntüsünü atamadım. Milyoner, trilyoner olan ekmek kuyruğuna girmişti. Onları hiç unutmuyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin ama... Ama tedbirini alacaksın. Tedbirini alacaksın. Tedbirini alacaksın. Ama bu gidişte tedbir yok. Altyapısız bir 5 dakika bir yağmur yağıyor. Trafik kilitleniyor. Evleri su basıyor. Ulaşım eve... Evine ulaşamıyorsun. Araban da olsa yollar. Alt geçitler tamamen göl oluyor. Ana arterlerde bunlar yani olursa. Yani siz ısrarla konut sektöründe bir altyapı sorunu ve altyapıya dikkat çeke altyapı. Devam ediyorsunuz. Onun yanı sıra krediye dikkat diyorsunuz. Onun yanı sıra sağlamlığına ve uzmanlarla ilgili olarak bunun geleceğine beni taşıyacak komşuya mı taşımayacak diyorum, mı komşuya dikkat komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bankada kredi dikkat. Kullanırken bankada kredi diyorum. Diyorsunuz. Şimdi biz yavaş yavaş yolun sonuna geliyoruz. Son sözleri siz söyleyeceksiniz ama oraya gelmeden ben bu seçim dönemi bitti. Bu seçim döneminde ulusal kanala gerçekten 7'den 70'e herkesin bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum. Ulusal kanala ve ulusal radyoya. Neden biliyor musunuz? Şimdi gazetelerin hepsini hepimiz okuyoruz. Okuduğumuz gazetelerde Cumhurbaşkanı'ndan en küçük partinin başkanına kadar, ana muhalefetten bilmem neye kadar herkes bana engel oldu, o beni yazmadı, öteki yandaş, beriki candaş diye söylenmedik laf kalmadı medyayla ilgili. Herkes birilerini öne çıkardı, birilerini görmezden geldi. Ama ben şunu gözledim, büyük bir mutlulukla söylüyorum. Bu ulusal kanal ve ulusal radyo, bırakın mecliste temsil edilen siyasi partileri ki onlar asli unsurlardı zaten. Mecliste temsil edilenler ve Cumhurbaşkanı adayı olanların tamamı ulusal kanalın davetlisi oldu. Ama sadece onlar değil. Bakın mecliste olmayan, daha sonra meclisin içinden de kendine güç bulan, destek bulan İyi Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Yurt Partisi, Hüdapar, Hepar, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi dahil olmak üzere bunların hepsinin mutlaka ve mutlaka yöneticileri, genel başkanları, yardımcıları programa davet edildi.
Şimdi böylesine güzel bir platformu sağladıkları için bu arkadaşlarımıza ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir mutlulukla böyle göğsümü gere gere benim sesim çıkmadı. Benim söyleyecek sözüm vardı, söyleyemedim. Sorumu soracaktın, bana sorsaydın diyebilecek bir kişi yok benim karşımda. Niye? Çünkü hepsi davet edildi. Ulusal kanal onlara zemin hazırladı. Halkın sesi olmak kolay değildir. Halkın sesi olmak görevdir ama zordur. Evet, kolay. Büyük ağır yol yokuştur. Evet. Reklam geliri olmuyor. Ben şimdi buradan herkese sesleniyorum. Sizin sesiniz olana yardımcı olun. Yani ben öyle bir ayrım da yapmadan sadece şunu söylüyorum. Eğer gazetecilik yapıyorsak, gazetecinin fikri hür, vicdanı hür, vicdanı hür, kendi hür ve kişiliği özgür olmalıdır. Özgürlükten güzel evet, kişiliği ne var? Özgür, önce hayatta özgürlük. Kişiliği özgür olmalıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bunu herkes bilir. Hiç kimseyle göbek bağın olmamalıdır. Hiç kimsenin karşısında yahu boynunu eğecek ve onun karşısında dik duramayacak bir pozisyonda olmamalıdır gazeteci. Eğilmeyeceksin, bükülmeyeceksin, çıkmaz sokaklara girmeyeceksin. Girmeyeceksin. Bunu söyledik. Peki bunu söyledikten sonra diyelim ki programı bitireceğiz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Güzel Türkiye'm, birlik, beraberlik, dirlik içinde güzel yarınlara ulaşmak için, aydınlığa ulaşmak için lütfen oy vermeye gidiniz ki konuşma hakkınız olsun. Konuşma hakkımız olsun. Güzel Türkiye'me güzel yarınlar diliyorum. Bir de oy vermeden ondan sonra ertesi gün veya o akşamüstü mangalda kül bırakmıyorsunuz kardeşim ya. Aa şu şöyle bu böyle. E al sana diyoruz işte Süleyman'ın mührü senin elinde kardeşim. Şimdi Türkiye'de en çok profesör, dünyada en çok profesör nerede biliyor musun? Nerede? Türkiye'de. Niye biliyor musun? Kahve propları vardır. Ha. O televizyoncudur. O politikacıdır. O gazetecidir. O emlakçı. Her şeyi bilir. Sporu da bilir. Haddini bilmez. Evet. Şimdi haddini bilmez. Her şeyi bilir, haddini bilmez. Şimdi valiyi tenkit eder. Bilmem şurayı tenkit eder. O her şeydir ya. Oy vermeye gittin mi dediğin zaman boş ver ya ne zamanı. O zaman konuşmuyor. Hiç benim zamanım yok. Vay senin zamanını seveyim diyeceksin. Evet. Ya niye zamanın yok kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Boşa gidiyor oyum diyor. Ha, boşa. Olmaz. E doluya gitmesi için oyunu kullan. Tabii. Sana git de oyunu boşa at diyen mi var? Beynin mi yok kardeşim? Aklın mı yok? Düşüncen mi yok? Git ama mutlaka git ver. Ha bir de şu. Ya ne olur. Bu sefer şu trafoya mırafoya kedi medi girmesin. Bir de herkes oyuna sahip çıksın. Tabii. Oy namus ya. Ya vereceksin oyunu ondan sonra da kardeşim benim oyum nereye gitti nasıl oldu? Vah oyumu yemişler. Ya yedirme kardeşim ben. Sen yedirmezsen mesele kalmaz diyorum. Ve bir de seçimi spor olarak görmemek lazım. Tabii. Seçim spor değil. Oyun değil bu. Seçim spor değil. Seçim geleceğimiz değil. Bu. Geleceğimiz. Ülkemizin geleceği. Vatan lafı ediyor musun kardeşim? O zaman seçimi ciddiye alacaksın. Çoluk çocuğunun geleceği diyor musun? O zaman seçimi ciddiye alacaksın. Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyecilerin kemiklerini sızlatmayalım. Vatandaş olalım. Vatandaş olmanın da gereğini yerine getirelim. Vatandaş olmanın belli sorumlulukları var. Yani askerlik. Belli sorumluluk. Askerlik yapacaksın. Vatan görevi diyorsun. Vergi, belki vergi sorumluluk. Vergi vereceksin. Oy vermek oy sorumluluk, vereceksin. Sorumluluk, sorumluluk. Vereceksin. Şimdi vatandaş olmanın sorumlulukları bunlar. Bir de vatandaş olmak biraz adam olmak ya. İnsan aydınlık olmak. Yarına ulaşacaksan oyunu kullanacaksın. Ve bunu yaparken de dediğim gibi işi ya ne olacak işte gittik top oynar gibi ayağımızı attık uzattık şunu yaptık bunu yaptık çıktık meselesi değil. Gittik sorumluluğumuzu yerine getirdik diyeceksin. Peki sorumluluğumuzu yerine getirdik dedik de şeyden de bahsettik de her şeyden bahsettik 3 aşağı 5 yukarı. Spor konusuna hiç girmedik. Sizin emlakçıların sporla ilgisi var mıdır? Siz sporla ilgileniyor musunuz? Aklımdaydı emin ol. Aklımda bin yaşa dünya futbol şampiyonasını seyrediyor musun? Vallahi seyrediyorum dersem çok fazla doğru söylemiş olmam. Neden? Çok meşgul olduğumdan falan filan değil de nedense keyif almadım bu sene. Haklısın. Ben de eski bir futbolcu, eski bir spor yazarı olarak,
emin olun hiç keyif almadım. Nerede eski günler demeye başladık. Şimdi ortada olan iki tane yıldız var. Biri Ronaldo, biri Messi. Eski bir futbolcu olarak şunu söylemek isterim. Messi dar alanda takımın ona oynadığı bir futbolcu. Ronaldo takıma oynayan bir futbolcu. 1962'den önceki veya 70'e kadar dünya futbol şampiyonası o kadar iyiydi ki. Kardeşim zevkle. Pele'yi, Maradona'yı biz hala. Efendim 1970 mesela, 1970 dünya futbol şampiyonasında Brezilya şampiyon olmuştu. Felks, Carlos Alberto Pizzo, Brito, Everaldo, Claudialdo, Jair Sinho, Gerson, Tosto, Pele, Rivellano. Bunun karşılığında da İtalya hakaret takımı. Etmediniz değil mi? Siz futbolcu isimleri saydınız. Tabii ya. Bunun karşılığında da İtalya, Roma'da gezmeye gitmiştik. Baktım vitrinde çok güzel bir gözlük ama üzerinde bir led yazıyor ki çok pahalı. Ya bir almam mümkün değil. Girdim içeri, bir adam çıktı. Benim yabancı dilim yok. Kompleks çektiğim bir bağlama çalamamak, bir de yabancı dil. Vallahi bağlama konusu benim de, dil benim de. Demek ki bir ortak noktamız varmış. İkimiz de dil bilmiyoruz ve bağlama çalamıyoruz. Adama öyle. Baktım, o bana baktı. Albertuso Brins Fassetti, Conti Maldini Trapattini, Mazzola Rivera Bonisegna Domancini Ugriva dedim. Ay dedi, bir şeyler söyledi. 7-8 kişi çıktı. Bir daha say dedi. Kuş diliyle konuşuyoruz. Bir daha saydım. Ne istiyorsun dedi. Eliyle gözlüğe götürdüm. Emin ol. Yarısını çizdi. Yarı fiyata verdi bana. Nerede o eski dünya futbol şampiyonları? Sevgili Salim Taşçı, bana Türk milli takımını sayabilir misin şimdi? Bir şey sayayım. Dünyayı perişan edip gelen Macaristan vardı. Bakın. Sayma Allah'ını seversen. Çünkü bu çok önemli bir özellik de. Türk milli takımını niye sayabilir misin diyorum. Biz geçmişte dünya üçüncüsü olmuştuk. Şimdi dünya şampiyonasında yokuz. Benim üzüldüğüm nokta bu. Bir gazeteciler Avrupa'da biz Macaristan'ı 3-1 yendiğimizde 1956'da yanlışlık var diye Macaristan 3 Türkiye 1 diye yazmışlardı. Ajanslar yanlış geçmiş. 3-1 yendik. Almanya 6 çekiyor. Gollerimizi kim atmıştı? İki tane lefter, birinde Metin atmıştı. O kadro da şöyleydi bakınız. Turgay Büyük Ali Büyük Ahmet, Mustafa Naci Nusret, İsvendiyar Coşkun Metin Kadir Lefter. Buydu takım. Onun karşılığında da şeyin forveti vardı meşhur. Tot Hidikuti, Puşkaş Cizibor Macaristan'ın. Yine şeye doğru şöyle biraz daha gidelim de 1962'de şampiyon olan mesela Brezilya. Gilmar, Dijelme Santos, Nille Santos, Ito Bellini, Orlando, Garrincha, Didi, Vava, Pela, Zagola. Orada artık 11'i de yıldız. Şimdi bana şu dünya futbol şampiyonasında sporla ilgilenen seyircilerimize soralım. Ronaldo'nun dışında Messi'de biraz diyelim hani. Üçüncü bir yıldız futbolcu sayabilirler mi veya gösterebilirler mi? Vallahi gösterememeleri, işte siz dediniz ya, izliyor musunuz diye. İşte ben o nedenle, beni ekrana çekmiyor. Üzüntüm. Hele Türk milli takımının olmaması beni hiç çekmiyor. Aynı şey, aynı noktaya geldik. Aynı noktaya geldik demek ki. Ve şunu söyleyelim ve noktamızı da koyalım. Artık gidelim, biz de oyumuzu kullanalım. Çünkü buradan çıkınca ben de oy kullanmaya gideceğim. Siz de oy kullanmaya gideceksiniz. Ben sabah çok erkenden buraya geldiğim için oyumu kullanmadan geldim. Ya şu spordan, camiden, eğitimden, askerden elinizi çekin be siyasetçiler. Bırakın herkes kendi işini yapsın ya. Dini karıştırma. Evet, dini işte camiden çekin ya, onu söylüyorum. Askerden, bu memlekette askerden çekin ya. İki rekat namaz kılan Allah'ın özel kalem müdürü kesiliyor. Yapmayın, etmeyin. Evet. Ve bunu söyledikten sonra oy vermeye gideceğiz. Biz de kendi sorumluluğumuzu yerine getirelim. Onun için bir an evvel sevgili izleyiciler gidiyoruz. Siz de gidin, aman ha hiç ihmal etmeyin ki gideceğinize %100 eminim. Sizin de gününüz güzel, yüzünüz güleç, gönlünüz umut dolu olsun. Ve umudunuz solmasın. Hoşça kalın.